Kıymetli arkadaşlar yeniden merhabalar. Geldik idari hukukunda soru çözümüne. Peki idari hukukla ilgili soru çözümlerimiz neler? Önce şunu söyleyeyim. İdari hukuku da en az temel hukuk bilgisi kadar önemlidir. Buradan da arkadaşlar genelde 2 soru, 3 soru geliyor. Çok nadir bir soru gelmiş. Yani temel hukuk ne kadar önemliyse idari hukuku da bizim için o kadar önemlidir. Başlayalım. İdari hukukunun özellikleri arasında hangisi yoktur arkadaşlar? 1. Mevzuat birliği olan bir hukuk dalıdır demiş. Yanlış. Direkt cevap Adana arkadaşlar. Hemen düzelteyim. Kalemimi alayım. Mevzuat birliği olan bir hukuk dalıdır demiş. Yanlış. Neden? Çünkü idari hukukunda tek bir kanun yoktur diğer hukuk dalları gibi. İdari hukuku çok detay içerdiği için onlarca kanun maddesi vardır ve kanunlaştırılmamıştır tek bir kanun çatısı altında. Mesela medeni hukuk medeni kanun, ticaret hukuku ticaret kanun ama idari hukukunun idare kanunu diye bir kanunu yoktur. Onlarca dağınık kanun vardır. O yüzden mevzuat birliği olan bir hukuk değildir arkadaşlar. Dağınık bırakılmıştır, kanunlaştırılmamıştır. Peki, cevap Adana. 7 ve genç bir hukuk dalıdır. Doğru. 1800'lerde ortaya çıkıyor. Fransa'da ortaya çıkıyor. Bir hukuk dalı için gençtir. Mesela özel hukuk, kamu hukukunun 2000 yıllık tarihi vardır. İçtihatlarla oluşmuş bir hukuk dalıdır. Doğru. Mesela diğer hukuk dallarında önce kanunlar olur. Daha sonra hakimler o kanunları yorumlar, içtihatlar üretir. Yani kanun sonra içtihat. Ama idari hukuk öyle değil. Yeni bir hukuk dalı olduğu için, kanunlar olmadığı için zamanında önce mahkemeler karar vermişler. Daha sonra bu mahkeme kararları mevzuata yani yasalara dönüşmüş. O yüzden idari hukuku bir içtihat hukukudur. İdari hukuku bir statü hukukudur. Neden? İdari hukukunda genel geçer kişiye göre değişmeyen kişilik dışı durumlar vardır. Önceden kurallar bellidir. Vatandaşlık kanunu, 650 sayılı devlet memuru kanunu. Yani memurluğa giriş şartları, vatandaşlığa alınma şartları önceden kanunlarda düzenlenmiştir. İşte bu yüzden idari hukuku statü hukuku olduğu için idari hukukunda ne yoktur? Örf adet hukuku da yoktur arkadaşlar. Peki kamu hukuku dalıdır. Evet özel hukuka girmez. Kişilerle daha çok idare arasındaki uyuşma ilişkileri düzenler ve idarenin üstün olduğu bir hukuk dalıdır. Bu yüzden cevabımız Adana olacak diyoruz. Geçtik. Hangisi merkezden yönetim içerisinde yer almaz? Arkadaşlar merkezden yönetimi görürsen hemen anlaman gereken şey devlet tüzel kişiliğidir. Devlet. Devlet tüzel kişiliğinin de bir başkent teşkilatı var. Bir de taşra teşkilatı var arkadaşlar. Başkent ve taşra. Başkent ve taşra tek başına tüzel kişiliği olmayan birimlerdir. Bunlar bir araya gelince devleti oluştururlar. Zaten Türkiye'de tüzel kişiler ikiye ayrılır. Devlet tüzel kişiliği ve diğerleri. Devleti biz merkezden yönetim diyoruz, diğerlerine yerinden yönetim diyoruz. Bakalım. Bakanlıklar merkezden yönetimin başkent teşkilatındadır. İl idareleri merkezden yönetimin taşra teşkilatındadır. İlçe idareleri merkezden yönetimin taşra teşkilatındadır. Cumhurbaşkanlığı merkezden yönetimin başkent teşkilatındadır. Bunların tüzel kişiliği yoktur. Devlet tüzel kişiliği içerisindedirler. Ama Türkiye'de belediyeler, il özel idareleri, köyler, TRT, üniversiteler biz bunlara hizmet bakımından yerinden yönetim diyoruz. Neden? Çünkü bunların devletten farklı olarak kamu tüzel kişilikleri var. Belediyeler, il özel idareleri, köyler, İşte bunlara mahalli idare diyoruz. TRT, üniversite, odalar, barolar bunlara da hizmet bakımından yerinden yönetim diyoruz. Çünkü bunların hepsinin devletten ayrı tüzel kişiliği var. O zaman hangisi merkezden yönetimde yok? Hemen ne yapacaksın? Tüzel kişiliği hangisinin var? Belediyeler. Belediyeler yerinden yönetim arkadaşlar. Devlet içerisinde yer almıyorlar. Geçiyorum. Hangisi idare hukukuna ilişkin anayasal ilkelerden biridir? Yani anayasada idare hukukuyla ilgili kavramlardan biri değil. Anayasa merkezden yönetimden bahsediyor. Anayasa arkadaşlar idarenin kanunla düzenleneceğinden de bahsediyor. Anayasa idarede yetki genişliğinden de bahsediyor. Mesela diyor ki illerin idaresi yetki genişliğine dayanır. İli kim yönetiyor? Vali. O zaman yetki genişliği ilkesini kim kullanır? Vali. Yani vali belli durumlarda taşrada ya başkentte sormadan ne yapabiliyor? Kendi başına kararlar alıp uygulayabiliyor. Buna biz yetki genişliği diyoruz. Yine anayasa idare göre kanunla düzenlenir, görev ve yetkileriyle bir bütündür diyor. Yani anayasada idare kanunla düzenlenir, bir bütündür diyor aynı zamanda idare. O da bir anayasal ilke. Hatta bunun da iki tane aracı var. Aynı tüzel kişilik içerisinde bütünlük hiyerarşiyle sağlanıyor. İki farklı tüzel kişilik içerisinde ise bütünlük idari vesayet ile sağlanıyor arkadaşlar. Tamam. Peki ne yok o zaman? İdarenin değişkenliği ilkesi. Ben uydurdum bunu arkadaşlar. İdarenin değişkenliği de bir ilke yoktur değerli arkadaşlarım. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Böyle bir anayasal kavram yok. Anayasada yok yani. 4.
Aşağıdakilerden hangisi kamu tüzel kişiliğini anayasadan almaz? Arkadaşlar tüzel kişilik şöyle oluyor. Devlet tarafından tüzel kişilikleri verilenler. Tüzel kişiliği Cumhurbaşkanı kararnamesi ve kanunla verilenler falan. Bakın şöyle diyelim. Devlet anayasada arkadaşlar tüzel kişiliği anayasadan gelenler şunlardır. Devlet, mahalli idareler. Bunlar tüzel kişiliğini bizzat anayasadan alırlar. Mahalli idarelerimiz 3 tane biliyorsunuz. İl, özel, belediyeler ve köyler. Yine TRT, yine üniversiteler, üniversite, Atatürk Kültür, Dil, Tarih Yüksek Kurumu, odalar ve barolar. Bunlar tüzel kişiliğini bizzat anayasadan alırlar. O zaman bunların tüzel kişiliğini kaldırmak istiyorsan anayasayı değiştirmen gerekir. Tamam? Peki anayasada geçip yani anayasada yazıp da tüzel kişinin anayasadan değil kanunlarla alanlar da var arkadaşlar. Mesela YÖK, RÜTÜK, Kamu Denetçiliği Kurumu falan. Bunlar da tüzel kişiliğini kanundan alır. Anayasal kurumlardır ama tüzel kişiliğini kanunla alırlar arkadaşlar. Kanunla tüzel kişilik ellerinden alınabilir anlamına geliyor. Ama bunlar da anayasal kuruluş. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı da anayasal kuruluş arkadaşlar. Ama anayasa şöyle diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı devletin içerisindedir diyor. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı neyi yoktur? Kamu tüzel kişiliği yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı devletin içerisindedir diyor anayasa. Altını çiziyor. Tamam. Peki bakalım şunları sormuş arkadaşlar. Üniversiteler anayasadan alır. Belediyeler anayasadan alır. Meslek kuruluşları, odalar ve barolar anayasadan alır özelliğini. TRT de özelliğini anayasadan alır. Ama YÖK anayasal bir kuruluştur. Ama tüzel kişinin anayasadan almaz arkadaşlar. Daha sonra çıkarılan bir kanunla almıştır. Tıpkı RÜTÜK gibi, tıpkı Kamu Denetçiliği Kurumu gibi arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Genelde hukuk alan sınavlarında çıkar arkadaşlar. Yine aklınızda bulunsun. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de il ve ilçe ile ilgili bir soru gelirse, yani iller nasıl kuruluyor, ilçeler nasıl kuruluyor, adları nasıl değiştiriliyor, merkezleri nasıl belirleniyor, bir il, ilçe bir ilden alınıp başka bir ile nasıl bağlanıyor? Burada arkadaşlar cevap genellikle kanundur arkadaşlar. Yani il ve ilçelerin kurulmasıyla ilgili her şeyde hemen hemen cevap kanundur. Adının değişmesi, merkezinin belirlenmesi, kurulması, kaldırılması ne geliyorsa aklınıza. Sadece sınır değişikliklerinde arkadaşlar, sınır değişikliklerinde Cumhurbaşkanı'nın onayı gerekiyor. Hatırlar mısınız? Demiştim ya Diyarbakır'a bağlı bir yer Muş'a bağlandı falan diye. Sınır değişiklikleri olursa arkadaşlar Cumhurbaşkanı onayı. Onun dışında her şeyleri kanun, il ve ilçeleri. Tamam. O zaman Antalya'nın Alanya ilçesinin il olması için arkadaşlar ne gerekiyor? Yani il kurulması için kanun gerekiyor. Bir ilçenin birden alınıp başka bir ile bağlanması için ne gerekiyor? Kanun gerekiyor arkadaşlar. Peki İçişleri Bakanı kararıyla kurulanlar nelerdir onu söyleyeyim. Köyler. Köyler yeniden köy kurulması, kaldırılması İçişleri Bakanı'nın tasvibiyle oluyor arkadaşlar. Köy. Cumhurbaşkanı kararıyla olan, kararname değil, kararıyla olanlar belediyelerdir. Yani bir köye belediye gelecekse, orası belde olacaksa arkadaşlar, nüfus 5000 ve üzeri olmalıdır. Bundan sonra Cumhurbaşkanı bir karar çıkarır, o köy belde olur. Tamam, zaten il ve ilçelerde belediye kurulması kendiliğinden oluyor. Ama köye belediye gelecekse arkadaşlar, köyün nüfusu 5000 ve üzeri olacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı kararıyla. Köylerde arkadaşlar İçişleri Bakanı kararıyla kuruluyorlar. 150 ile nüfusu 2000'den aşağı olan yerlerde İçişleri Bakanı kararıyla yeniden köy kurulup kaldırılabilir arkadaşlar. Tamam. Bize il ve ilçeyi sorarsa kanun diyoruz. İl ve ilçeyle ilgili ne gelirse kanun. Sınır değişikliği var Cumhurbaşkanı onaya da. O da hiç arkadaşa çıkabilecek bir şey değil yani öyle diyeyim ben size. Çok nadir. Bir kere kaymakam kutsalında çıkmış. İlçe idaresi neyle kurulur? Evet geldik arkadaşlar. İlçe neyle kurulurdu? Kanunla kurulurdu. Evet. İl ve ilçelerin kuruluşu kanun. Adların değiştirilmesi kanun. Merkezlerin belirtilmesi. Bakın. İl ve ilçelerin adlarının değiştirilmesi diyor gene. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Gene kanun diyeceğiz bakın. İl ve ilçelerin adlarının değiştirilmesi. Bir ilçenin birinden alınıp başka biriyle bağlanması kanun. Bakın hep kanun. Sadece sınırların değişmesi yani öteye beriye alınması Cumhurbaşkanı onayıyla oluyor. Geçelim. Şimdi hiyerarşi ve idari vesaire soruları nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar bir yerde hiyerarşi ilişkisi var diyorsa sen ne arayacaksın? Bakacaksın bunlar aynı tüzel kişilikte mi değil mi? Aynı tüzel kişilik varsa hiyerarşi diyeceğim. Hiyerarşi. Tamam aynı tüzel kişilik varsa hiyerarşi. İki farklı tüzel kişilik varsa idari vesaire diyeceksin. İki farklı tüzel kişilik varsa İdari vesaire değil. Konuda bolca bunlardan bahsettik arkadaşlar.
arkadaşlar. Kimin tüzel işi var, kimin yok. Sorularda buna bakacaksın. Sorularda buna bakacaksın. Peki hemen bakalım arkadaşlar. Bize neyi sormuş? Hangi ikisi arasında hiyerarşi var? Demek ki diğerlerinde idari vesayet var. Bir tanesinde hiyerarşi var. Bakalım. Kaymakam, köy muhtarı. Hiyerarşi mi olur, idari vesayet mi? İdari vesayet. Niye? Çünkü farklı tüzel kişilikler. Devlet tüzel kişiliği, köy tüzel kişiliği. İdari vesayet. O zaman ne diyorum? İdari vesayet. Vali, belediye başkanı. Vali devlette, belediyenin tüzel kişiliği var. O zaman idari vesayet. İçişleri Bakanı, büyükşehir. Devlette büyükşehir ayrı tüzel kişiliği var. İdari vesayet. Adalet Bakanlığı, Barolar Birliği. Bakın, bakanlık devlet içerisinde baroların, odalar ve meslek kuruluşlarının tüzel kişiliği var. O zaman idari vesayet. İki farklı tüzel kişiliği. Sağlık Bakanı, Sağlık Bakan Yardımcısı ya da herhangi bir bakan yardımcısı arkadaşlar. Sağlık Bakan Yardımcısı, pardon. Peki bunlar nerede? Devlet içerisinde aynı tüzel kişilik. O zaman ne diyeceğim buna? Hiyerarşi diyeceğim arkadaşlar. Hiyerarşi diyeceğim. O zaman cevabım ne? Edirne. Diğerleri idari vesayet. Peki. Benzer bir sorumuz daha var. Hangilerinde idari vesayet var? O zaman neye bakıyorum? İki farklı tüzel kişiliğe bakacağım. Diğerleri demek ki hiyerarşi. Bakan, bakan yardımcısı. Hiyerarşi arkadaşlar. Hiyerarşi. Vali, kaymakam. Devlet içerisinde hiyerarşi. Devlet içerisinde. Belediye başkanı, belediye zabıta müdürü. Belediye içerisinde aynı tüzel kişilik, hiyerarşi. Belediyenin kendi içinde. Rektör, dekan. Üniversitenin kendi içinde. O zaman ne diyeceğim? Hiyerarşi diyeceğim arkadaşlar. Üniversitenin kendi içinde hiyerarşi. Kaymakam, belediye başkanı. Arkadaşlar, kaymakam devlet tüzel kişi içerisinde. Belediye başkanı da belediye tüzel kişi içerisinde. İki farklı tüzel kişilik varsa ne diyorduk? İdari vesayet diyorduk arkadaşlar. İki farklı tüzel kişilik varsa idari vesayet var. O zaman cevabım ne? Edirne. Tamam. Ha, bunların özel durumları var. İşte kanunda olması lazım, idari vesayetin istisnai bir etkidir. Emir ve talimat verme etkisi içermez falan filan. Bunlar işin detay kısımları. Size bu şekilde soracak. Peki, il idaresi neyle kurulur arkadaşlar? İllerin kurulması, kaldırılması, adların değiştirilmesi hep neyle oluyordu? Kanunla oluyordu. Artık bunu unutmazsınız. İl eşittir kanun. İl kanun. Unutma. İlçe de öyle arkadaşlar. Sadece sınırların değişmesi derse Cumhurbaşkanı onayı. Hangisi doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı kurum ve kuruluşlardandır arkadaşlar? Cumhurbaşkanı'na bağlı 10 tane kurum ve kuruluş var arkadaşlar. Tamam, bunlar tek tek hani ezberlemesi zor olabilir. O yüzden soruyu o şekilde değil de bu şekilde sordum. Mesela Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Cumhurbaşkanı'na bağlı değildir. Sahil Güvenlik Komutanlığı İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Cumhurbaşkanı'na bağlı değildir. Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Cumhurbaşkanı'na bağlı değildir. Genelkurmay Başkanlığı, evet, genelde bunu soracaklar size. Genelkurmay Başkanlığı, evet, doğrudan Cumhurbaşkanı atıyor. Ama Genelkurmay Başkanlığı nereye bağlıdır? Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıdır arkadaşlar. Evet. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik nereye bağlı? İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Arkadaşlar, bu da cevabımız Diyanet olacak. Diyanet, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Başkanlığı pardon. Ondan sonra acaba söyleyeyim. Milli Saray İdaresi Başkanlığı, İletişim Başkanlığı. Bunlar hani kime bağlıdırlar arkadaşlar? Milli İstihbarat Başkanlığı gibi Cumhurbaşkanı'na bağlıdırlar. Ama şunlara Cumhurbaşkanı'na bağlı değil. Özellikle şunları bilmenizi istedim. Peki. Merkezden yönetimin taşra teşkilatındaki aşağıdaki görevlerden hangisi? Belli konularda başkente danışmadan karar alabilir ve bu kararları kendisi uygulayabilir. Biz bu ifadeye yetki genişliği diyoruz arkadaşlar. Yetki genişliği, genel yönetimi yani devletin taşradaki en yüksek kamu görevlilerinin, onlar da ilde olur, belli konularda başkente danışmadan, başkente sormadan kendiliğinden karar alıp uygulayabilmelerine verilen isimdir arkadaşlar. Peki bu yetkiyi kim kullanıyor? Vali kullanıyor. İlde kullanıyor. Yetkiyi devlet adına kullanıyor. Kendi başına karar alıp uygulayabiliyor. Maske takma zorunluluğu getirmek gibi mesela. Bazı illerde vardı, bazılarında yoktu en başta. Ya da kar tatili vermek gibi. Bu yetki sadece kime aittir derse valilere aittir diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Anayasaya göre yetki genişliğiyle yönetilen idari birim hangisidir? Hangi idari birim yetki genişliğiyle yönetilir? Yetki genişliğini kim kullanıyordu? Vali. Vali nerenin mülki amiridir arkadaşlar? İlin. O zaman yetki genişliği ilkesini ile yönetilen yer neresidir? İllerdir. Anayasa diyor ki illerin idaresi yetki genişliğine dayanır. Kaymakamın böyle bir yetkisi yoktur arkadaşlar. Tamam. İlçe idaresi mülki amiri olan kaymakam hakkında hangisi yanlıştır arkadaşlar?
Kaymakam ilçede sadece Cumhurbaşkanı temsilcisidir diyor İl İdare Kanunu. Evet, doğru. Adli ve askeri kuruluşları denetleyemez. Hem vali hem kaymakam denetleyemez. Bakın, hem vali hem kaymakam adli ve askeri kuruluşları denetleme yetkisi yoktur bunların. Tamam? Denetleyemezler. Askeri adı neyse de yargı organları bağımsızdır arkadaşlar. Ama bunun dışında bütün genel özel her yeri denetleyebilirler. Kaymakamlık güvenceli meslek memurludur. Doğru, çünkü sınavla giriyorsun. Ama valilik öyle değil. Vali istisnai memurdur. Sınavla girmiyorsun. Güvencesi de yoktur valiliğin. Yeti genişliğinden yararlanır demiş, yanlış. Yeti genişliğinden sadece vali yararlanıyor. İl idaresi yeti genişliğine yönetiliyor arkadaşlar. Görevlerini valinin gözetim ve denetimi altında yapar. Doğru, ama kaymakam yeti genişliğini kullanmaz arkadaşlar. Tamam, kullanmaz, unutmayalım. Bir de kaymakam Cumhurbaşkanı onayıyla atanıyor. Cumhurbaşkanının onayıyla atanır. Yani İçişleri Bakanı teklif eder, Cumhurbaşkanı da atar. Direkt atamıyor Cumhurbaşkanı, yani kaymakamı. Tamam. Türk hukuk sisteminde yer alan idareler arasında hangisi mahalli idare değildir arkadaşlar? Bunu sormuş. Hatırlayalım, tüzel kişiler ikiye ayrılıyordu. Devlet ve diğerleri. Diğerlerini biz yerinden yönetim diyoruz. Yerinden yönetim de ikiye ayrılıyor. Mahalli idareler, hizmet bakımından yerinden yönetimler. Mahalli idarelerimiz 3 tanedir arkadaşlar. Başka yok bak, 3 tane. Başka yok. Birisi il özel idaresi. Bu da her yerde yok biliyorsunuz. Büyük şehirlerde kaldırdılar. Biri il özel idaresi. Biri belediyeler. Belediyeler. Diğeri de köylerdir. O zaman bir yerde belediye ifadesi geçiyorsa, köy ifadesi, il özel idaresi geçiyorsa bunlara biz mahalli idare diyeceğiz. Bunlardan biri geçmiyorsa mahalli idare değildir arkadaşlar. O zaman köy mahalli idaredir. Belediye mahalli idaredir. İl özel idaresi mahalli idaredir. Büyükşehir belediyesi mahalli idaredir. Peki mahalle neden mahalli idare değil biliyor musun? Çok basit bir sebebi var. Mahalle belediye sınırları içerisinde kurulur. İhtiyaç ve öncelikleri benzerlik gösteren, sakinler arasında komşuluk ilişkisi olan idari birimdir. Ama mahallenin arkadaşlar kamu tüzel kişiliği yoktur. Kamu tüzel kişiliği olmadığı için de mahalle muhtarı her ne kadar seçime göreve gelse de mahalle bir mahalli idare birimi değildir. Yani mahalle bir yerel yönetim organı değildir. Size bunu çok soracaklar. Çünkü çok kişi buna düşebilir arkadaşlar. Hangisi bir mahalli idare değildir? Cevap mahalle. Bakın çok kişi buna düşebilir. Dikkat ediyoruz. Basit bir sebebi var. Tüzel kişiliği yok. O yüzden yerinden yönetime koyamayız. Cevap C. Arkadaşlar il encümeni hangisinin danışma organıdır? Bakın il encümeni derse il özel idaresinin diyeceksin. İl özel idaresi. İl özel idaresinin 3 tane organı var bakın. Vali, il genel meclisi ve il encümeni arkadaşlar. İl encümeni. Şimdi il özel idaresi bir mahalli idaredir ama il genel idaresi merkezden yönetimin taş örgütüdür arkadaşlar. Bunun da 3 tane organı vardır. Vali, il idare kurulu, evet ve il idarenin il idare şube başkanları. Evet. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi vali iki tane idari birimde görev yapıyor. Bir ilde görev yapıyor, bir de il özel idaresinde. İlde devleti temsilen görev yapıyor. İl özel idaresinde de İl özel idaresini temsilen görev yapıyor. Yani belediye başkanı belediyede neyse il özel idaresinin vali odur. O zaman il özel idaresinin hiyerarşik amiri, yürütme organı temsilcisi kimdir? Vali. Ana karar organı seçilmiş üyeleri il genel meclisi. Müzakere danışma organı ikinci karar organı encümen. Ama ana karar organı meclis. Yürütme organı vali, danışma organı encümen. Mesela belediyede yürütme organı başkan. Karar organı meclis, danışma organı encümen. O zaman il encümeni dediği için arkadaşlar cevabımız ne olacak? İl özel idaresi olacak. Peki valiyi karıştırmayın. Vali burada il özel idaresindeki görevlerini yerine getiriyor. Belediye başkanı gibi. Burada ise devletteki görevlerini yerine getiriyor. Yani iki farklı kanunla valinin görevleri var. Karıştırmayın sakın arkadaşlar. Buradaki valinin yeti genişliğini kullanmasına gerek yok. Zaten il özel idaresi özerk. Ama buradaki vali, yani devletteki vali aynı kişi. Burada yeti genişliği ilkesini kullanıyor. Çünkü devlette valinin arkadaşlar neyi yok? Özellikliği ya da ilin özellikliği yok. Sadece belli konularda vali ne yapabiliyor? Merkeze danışmadan devlet adına ili yönetirken karar alıp uygulayabiliyor. Peki. İl özel idaresinin hiyerarşik amiri, yürütme organı ve tüzel kişinin temsilcisi kimdi? Ne dedik? Hiyerarşik amiri, yürütme organı, tüzel kişinin temsilcisi vali. Ana karar organı, meclis, danışma organı, encümen arkadaşlar. O zaman yürütme organı, hiyerarşik amiri, temsilcisi kimdir derse vali.
Karar organı kimdir derse arkadaşlar, İl Özel İdaresi'nin karar organı encümen. Danışma organı kimdir derse, danışma organı arkadaşlar encümen. Peki meclis karar, danışma encümen. Karar organı seçimle iş başına gelir. Yani il meclis üyelerini arkadaşlar seçimle biz ne yaparız? Göreve getiririz. Başkanını vali yapmaz il genel meclisinin. Çünkü seçimle oluşuyor. Başkanlı üyeler kendi arasından kendileri seçerler. Burada cevabımız vali arkadaşlar. Hiyerarşik amir, yürütme organı temsilcisi. İl genel meclisi hangisinin karar organıdır demiş. Az önce gördük arkadaşlar. İl genel idaresi mi diyeceğim, il özel idaresi mi, il özel idaresi mi diyeceğim? Tabii ki il özel idaresi. İl genel idaresinde organlar vali, il idare kurulu, il idare şube başkanlığı. İl özel idaresinde organlar vali, il genel meclisi, il encümen. Sadece vali ortak arkadaşlar. Ama görevleri farklı valinin, iki farklı kanunda. Peki. Aşağıdaki mahalli idarelerden hangisi o yerde yaşayan kadın ve erkek tüm seçmen halktan oluşur? Hangi mahalli idare organı? Arkadaşlar belediye meclisi belde halkınca seçiliyor ama orada yaşayan kadın erkek herkesten oluşmuyor. Belediyenin ana karar organı. İl encümeni müzakere danışma organıdır. İl encümeninin bazı üyeleri meclisten gelir, bazı üyeleri kuruldan gelir. Belediye encümeni de yine öyle arkadaşlar. Köy ihtiyar heyeti köyde yaşayan köy derneğinin seçtiği kişilerden oluşuyor. Öğretmen ve imam doğal üyeleridir. Öğretmen ve imam da doğal üyeleridir. Peki bizim için burada arkadaşlar bu sorunun cevabı nedir? Köy derneğidir. Çünkü köy derneği bir seçim kuruludur arkadaşlar. Köy derneği bir seçim kuruludur. Köyde yaşayan kadın erkek 18 yaşında olmuş bütün köylülerden oluşuyor. Ve asıl görevi de muhtarla köy ihtiyar heyetinin seçimle gelen üyeleri ne yapmak? Seçmektir. Bir doğrudan demokrasi uygulaması olarak görülebilir arkadaşlar. Çünkü köy derneğinin de görevleri var. Düşünün ki köyde yaşayan kadın erkek 18 yaşını doldurmuş bir vatandaşsınız. Köyün kararlarına siz de katılıyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Biz buna köy derneği diyoruz arkadaşlar. Peki. Aşağıdaki verilen mahalli idare organlarından hangisi seçimle oluşmaz? Bakın, meclisler seçimle oluşur. Belediye meclisi, il genel meclisi, tamam, seçimle oluşur. Belediye başkanını halk seçer. Köy ihtiyar meclisini öğretmen ve imam dışında halk seçer. Köy halkı seçer. Köy derneği seçer pardon. Seçimle gelir. Ama belediye encümeni arkadaş, encümenler ne yapmaz? Encümenler seçimle gelmez. Belediyede belediye encümeni, il özel idaresinde il encümeni ne yapmaz? Seçimle gelmez arkadaşlar. Aklımızda bulunsun. Tamam mı? Köy ihtiyar heyetini köy derneği seçiyor. Seçimle geliyor. Belediye meclisini belediye halkı, belde halkı seçiyor. Başkanı yine öyle. İl genel meclisinde il halkı seçiyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin seçiminde siyasi partinin etkisini azaltmak için parti adaylığı yoktur? Arkadaşlar o da şu oluyor. Muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinde. Yani muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin özellikle köylerde çok fazla olay olduğu için siyasi partinin etkisini azaltmak için muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinde arkadaşlar ne yapmamışlar? Siyasi parti adaylığı yapmamışlar. Tamam? Muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinde yok. Siyasi parti adaylığı yok. Çünkü olaylar oluyor arkadaşlar. Peki. İl belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüşebilmesi için. Değerli arkadaşlar, bizde il ve ilçelerde belediye kurulması zorunludur. Onu söyleyeyim. Nüfusa bakılmaz. Ya bir yer kanunla il oldu, ilçe oldu, orada belediye kurulması zorunlu. Bunun dışında bir köye belediye gelecekse, yani belde olacaksa köy, nüfus 5000 ve üzeri olacak arkadaşlar. Daha sonra Cumhurbaşkanı bir karar çıkarıyor. Oraya belediye geliyor. Yani köye belediye gelmez, köyü belde yapar. Peki bir ilin nüfusu kaç olursa büyükşehir belediyesi olur? 750 bin ve üzeri olursa. Daha sonra da meclisten bir ne çıkarsa arkadaşlar, kanun çıkarsa il ne olabiliyor? İl belediyesi büyükşehir belediyesi oluyor. Büyükşehir belediyesi için 750 bin nüfus gerekiyor. İşlemde kanundur. Yani kanun diyorsa kim o zaman? Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verir. Bir yerin büyükşehir belediyesi olmasına arkadaşlar. O zaman cevabımız ne olacak? Bursa olacak. 750 bin. Peki. Aşağıdakilerden hangisinin görevine son verme yetkisi yetkili il ya da ilçe idare kurulundur? Arkadaşlar, mahalli idarelerin anayasaya göre görevlerinin, organlarının görevine son vermek yargının görevidir. O da genel ülkemizde Danıştay'dır. Yani mahalli idareler hangileriydi? İl özel idaresi, belediyeler ve köyler.
Bunlardan bir tanesi istisna kılınmış ama. Bir tanesi istisna kılınmış. O da muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri. Muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin görevine Danıştay son vermiyor arkadaşlar. Ama mesela belediye meclisi üyelerinin görevine Danıştay son veriyor. Belediye başkanının görevine Danıştay son veriyor. İl meclisi üyelerinin görevine Danıştay son veriyor. Büyükşehir belediye meclisi üyelerinin başkanının görevine Danıştay son veriyor. Eğer varsa bir şey. Tamam. Yani öyle idari makamlar son veremiyor. Ama köy ve mahalle muhtarları arkadaşlar, muhtarların görevine ise kim son veriyor? İl ya da ilçe idare kurulları son veriyor değerli arkadaşlar. Diyeceğiz ki neden böyle bir şey var? Eskiden bizde idari yargı olmadığı için ülkemizde idari yargı görevini il idare, ilçe idare kurulları yapıyordu. Onun bir devamı aslında. Tamam? Ama yargı olarak arkadaşlar hani daha çok düşünmeyelim. Burada yargı deyince daha çok arkadaşlar başkan, meclis, encümenin belediye meclis üyeleri, belediye başkanı, il meclis üyeleri, büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye meclis üyelerinin görevine Danıştay son veriyor. Sadece istisna kim? Muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri. Onların görevine kim son veriyormuş? İl ya da ilçe idare kurulları. Bu istisna değerli arkadaşlar. Tamam, devam ediyoruz. 442 sayılı köy kanununa göre nüfusu 2000'den aşağı olan yurtlara ne ad verilir? Arkadaşlar az önce köy kanununda da bunu belirtmiş. Köy diyoruz biz buna. Nüfusu işte 150 ila 2000 arasında olan, 2000'den aşağı olan yurtlara biz köy diyoruz. Yeniden köy kurulması, kaldırılması, adının değişmesine İçişleri Bakanı karar veriyor. İçişleri Bakanı kararıyla arkadaşlar. Tamam? Peki köy kanununa göre nüfusu 2000 ila 20.000 arasında olan bir yerse arkadaşlar, buna da biz kasaba diyoruz. Köy kanunu böyle isimlendirmiş. Nüfusu 2000'den fazla olan yerlere de şehir adını veriyor köy kanunu. Hani uygulamada çok fazla kullanılmıyor ama gene de bilmekte yarar var. 2000, 20.000 kasaba, 20.000 ve üzeri de şehirdir köy kanununda verilen isimlendirme. Beldeler kaç bin ve üzeri olan yerde kuruluyor? 5.000 ve üzeri olan yerlerde kuruluyor. Yani bir köye belediye gelecekse köy ne kadar olacak? 5.000 ve üzeri kimin kararıyla belediye oluyor? Cumhurbaşkanı kararıyla. Mahallelerde belediye meclisi kararıyla kuruluyorlar. Nüfusu 500'ün üstünde olacak arkadaşlar. 500'ün üstünde olan yerlerde belediye meclisi kararıyla mahalleler kurulabilir. Şimdi belediye sınırları içerisinde kurulan, ihtiyaç ve öncelikleri benzerlik gösteren, sakinler arasındaki komşuluk ilişkisi olan idari birime ne denir? Mahalle denir arkadaşlar. Evet, bu mahallenin tanımıdır. Bunu görürsek mahalle diyeceğiz. Mahalleler nüfusu 500'ün üstünde olan yerlerde belediye meclisi kararıyla ne yapılıyor? Kuruluyor. Mahalle, unutmayın, kamu tüzel kişiliği yoktur mahallenin. O yüzden mahalle bir mahalli ne değildir? Mahalli idare değildir arkadaşlar. Mahalli idare değildir. Bunu unutmayacağız. Nüfusu 5000 ve üzeri olan yerleşim yerlerinde belediye nasıl kurulur? Arkadaşlar ne dedik? İl ve ilçelerde belediye kurulması kendiliğinden zorunludur. Nüfusa hiç bakılmaz. Bir yer kanunla il oldu, ilçe oldu. Orada belediye kurulması kendiliğinden zorunlu. Peki bunun dışında bir yerleşim yeri, o da genelde köy oluyor. Belediye kurulması için nüfusun en az kaç olması lazım? 5000. Daha sonra bir karar çıkıyor. Cumhurbaşkanı kararı. O yerde arkadaşlar ne kuruluyor? Belediye kuruluyor. O zaman belediye nasıl kurulur diyeceğiz? Cumhurbaşkanı kararıyla kurulur diyeceğiz arkadaşlar. Doğrusu budur. Peki. Anayasaya göre üniversitelerin kurulması aşağıdakilerden hangisiyle olur? Arkadaşlar Türkiye'de üniversiteler, meslek kuruluşları, bak meslek kuruluşları, odalar ve barolar yani. Diyelim ki büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri, iller ve ilçeler, arkadaşlar iller ve ilçeler neyle kurulurlar? Üniversiteler de öyle, kanunla kurulurlar. Peki kanunu kim yapıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi yapıyor arkadaşlar. Tamam? Kanunda Türkiye Büyük Millet Meclisi yapıyor. Evet, idari hukuku bu şekilde arkadaşlar. Biraz ağır olduğu için bir ara vereceğiz. Ondan sonra yine soru çözümümüze devam edeceğiz arkadaşlar. Burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın.